Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borusuyla iki atar damarının en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında hayvanın omirliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Çevre temizliği için gerekli tedbirler de alınmalıdır. Aynı şekilde hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ızdırap çekilmeyecekli şekilde usulüne uygun yatırılıp kesilmelidir. Ayrıca kesim öncesi hayvanlara yapılan kötü muamele hayvanları strese sokar. Bu durum kesim sırasında hayvanların kanlarının yeterince akıtılmamasına neden olur ki kanların yeterince akıtılmaması et kalitesini olumsuz yönde etkiler ve etlerin dayanma süresini kısaltır. Gerekli dini merasim olarak vekalet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapılmalıdır. Kesim ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ızdırap verilmemelidir. Çenenin hemen arkasından, gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarı kesildikten sonra kanın yeterince akıtılması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli, imkan varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı, ve kanın iyice yakıtılması sağlanmalıdır. Yapılabilirse etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır.